İnfaz yasası ile ilgili liderlerin görüşeceğine ilişkin soru üzerine Bahçeli, bunlar basına yansıyan değerlendirmeler. Biz yorum getirmiyoruz. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, af yasası ve şartlı ceza indirimi konusunda açıklama yaptı. İnfaz yasası ile ilgili liderlerin görüşeceğine ilişkin soru üzerine Bahçeli değerlendirmelerde bulundu. Devlet Bahçeli şunları söyledi. Bunlar basına yansıyan değerlendirmeler. Biz yorum getirmiyoruz. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Türkiye'nin gündemini bazı öncelikler içerisinde ele almak lazım. Bir taraftan Amerika, bir taraftan Orta Doğu, bir taraftan İran, bir taraftan Irak, bir taraftan Rusya. Yoğun bir kuşatma, toplumsal faaliyetin tırmandığı ortamda bir önceliğimizin olması lazım. Bu sebepten dolayı emeklilik haklarını kaybetmeyen erken emekli vatandaşlarımız, muhalefetin tahrikiyle bir takım düşüncelerden arınmalı ve zamanı gelince bunların çözüme kavuşacağına inanmalıdır, diyerek sözlerine son verdi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den MHP'yi kızdıracak af açıklaması. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, MHP'nin ısrarla istediği af konusuyla ilgili olarak yeni yargı paketinde ceza indirim çalışması yok, dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AKP, TBMM grup toplantısı için geldiği mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hukuk mahkemelerinde 4 milyonun üzerinde dosya bulunduğunu ifade eden Gül, bu davaları hızlandıracak ve daha rasyonel hale getirecek bir takım düzenlemeler düşünüldüğünü, pakette daha çok usul hükümlerine ilişkin düzenlemeler olacağını söyledi. İkinci yargı paketinin cezaya ilişkin bir düzenlemeyi öngörmediğini dile getiren Gül, cezaya ilişkin ileriki paketlerde yargı reformu çerçevesinde gündemde olan konular gelebilir. Ama hukuk yargılamaları ile ilgili noterlik, icralara yönelik borçlunun kendi malını satabilmesi gibi bir takım vatandaş lehine olan yargımaları hızlandıran düzenlemeler düşünülüyor, açıklamasında bulundu. Ceza indirimi ile ilgili düzenlemenin meclisteki siyasi parti gruplarının belirleyeceği bir konu olduğunu belirten Gül, yargı paketi çerçevesinde öyle bir çalışma yok. O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek. Meclis kendi gündemine hakim, diye konuştu. MHP'nin ceza indirime ilişkin teklifinin bulunduğunun hatırlatılması üzerine Gül, bu konuların siyasi partilerin iradesiyle oluşacağını, kendilerinin bir şey söyleme imkanlarının bulunmadığını söyledi. Gül, cezaevlerin mevcudunu rahatlatacak bir düzenlemenin olmadığına ilişkin soruyu yanıtlarken de meclisin bu konudaki takdirini idarenin uygulayacağını ifade etti. Abdülhamit Gül, yargı reformunda yer alacak konuların özellikle yapanın yanına kar kalan bazı hususlarla ilgili olduğunu kaydetti.